Ben seni hiç bırakmak istemiyorum ama. Ben de seni. Hem baldız, hem bacanak. Hem bacanak baldız. Baldız. Dur Kurtuluş abi, yavaş. Hem baldız, baldız. Bacanak bir sakin ol. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Ben iyiyim de. Yani bak, sen pek iyi olmayacaksın galiba bacanak. Niye, hayırdır? Onur Bey, Yıldız Hanım içeride. Ha. Yapma ya. Yok vallahi biz yapmadık bacanak. Artık onlar içeride ne yapıyorlarsa böyle bir şeyler planlıyorlar, bir şeyler konuşuyorlar ama. Benimki de mi? Ha. Artık ne kadar detaylıysa hala bitmedi. Ha, bunlar neler neler kuruyorlarsa artık kafa kafaya verip. Ya da vermeyip. Ha. Ne yapacağız? İlk olarak Chase paketi alışverişi yapalım. Paket derken? Chase paketi. Çeyiz bohçası. Yok, özellikle paket dedim. Yani paket program gibi düşünün. Her şey dahil. Yani bohçası, çeyizi, nişanlılık ve evlilikle ilgili her şey dahil. Daha istemediniz ki kızı. Önce bir kızı isteyeceksiniz. Önce bir söz kesilecek, bir nişan yapılacak. Ondan sonra bunlara sıra gelecek. Songül Hanımcığım, modern toplumlarda yeni trend hepsi bir arada. Hepsi. Öyle mi? Yani biz trendin dışındayız. Ben modern değilim. Ya Alaturka mıyım, neyim? Ay elinizi kolunuzda böyle oynatıp durmayın canım. Aa, ay. Kafam başım dönüyor. O zaman lütfen yüzüme odaklanın. Ben elimi kolumu hareket ettirmeden anlatmaya çalışacağım. Lütfen yani. Merhaba. İçim... Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Ay şık diye geldiniz, görmedik ya. Bir telaşa düşmüşüz. Değil mi? Canım böyle. Mahmud'um kız vallahi. Az önce birbirlerinin gözlerini oyacaklardı Nergis. Ya. Ne yapıyorsunuz böyle? Kafa kafaya vermişsiniz. Yuvanızı yapıyorduk. Tatlı telaşlar ama bunlar, değil mi? Ay çok tatlı, çok. Yarın da alışverişe çıkıyoruz. Ne alışverişi? Çeyiz alışverişi Onurcuğum, yani adettendir. Ay, gerçi onları yaptık ama yarın bizim Onur'la planımız vardı, beraber vakit geçiririz. Siz gelmeyin. Biz dünürümle beraber hallederiz, değil mi? Yok, deal, deal. Biz şey yapamayız. Sizin de gelmeniz lazım. Ama biz çocuklarımızı tanıyoruz Songül Hanımcığım. Beraber halledemez miyiz? Ay canım benim. Allah'ım sen bizi koru. Korusun ablacığım, korusun. Dua et. Ay tatlış. Bu kadar da tatlış ki. İyiyim hadi. Şahane. Bacanak, ne yaptın evlilik teklifi işini? Edemedim. Edemiyorum, edemedikçe daha da geriliyorum yani. Bir de ben ilkinde bu kadar heyecanlanmamıştım ya. Yalnız bir şey diyeceğim Bacanak. Bu sefer böyle enteresan, vurucu bir şeyler bulman lazım. İşte onun farkındayım zaten. O yüzden stres yapıyorum Bacanak. Yani nasıl bir şey bulacağız anlamadım ki. Ben de fikir çok da biliyorsun işte çok farklı bir şey olsun falan diye konuşuldu ya. Tamam bir düşünelim bakayım hani enteresan bir şey, enteresan. Buldum bacak. Acaba diyorum denizin altında mı teklif etsene? Böyle laleyi dalışa götürüyor gibi götürüp suyun altında böyle mercanlar, balıklar falan. İyi fikir ha. Bacanak öyle şey olur mu ya? Gözlerde böyle kocaman deniz gözlüğü. Karşısına geçeceğim, benimle evlenir misin diyeceğim öyle mi? Her tarafta balonlar falan. En romantik anda. Bakışamayacağız bile, olmaz. Doğru diyorsun. Benimle evlenir misin de diyemez insan. Şöyle ağızda şey var ya, ondan tabii. Yani. Hadi bir şekilde dedin. Nasıl diyeceksen. Nasıl cevap alacaksın? Evet mi hayır mı? İnsan bir evet'i bir duymak ister yani, değil mi? Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Başka bir şey bulmak lazım. Acaba uçaktan atlarken bacanak, paraşütle atlarken laps diye çıkartıyorsun yüzüğü böyle. Oldu bacanak. Arkada da böyle uçaklar falan uçsun, aksiyonlar falan, helikopterler. Göremiz tehlike değil ki bu, evlenme teklifi. Ay ama binemiyor öyle yani bacanak sizin gibi. Aşkım. Songül anne mi yok değil mi? Yok. Herhalde Yıldız anneyle buluşmaya gitti. Nilüfer'le Nergis nerede? Onlar da Çiçekçi'de iki dakika baş başa kalalım diye yol arıyorlar onlar da. İyi bari sağ olsunlar. Babam çok özledim ben seni. Sen de özledin mi babayı? Onu da tutuyorsun. Merak etme en yakın zamanda evimize gideceğiz. Sen de özledin değil mi babayı oğlum? Sen de evimize gitmek istiyorsun. Öyle mi? Ha? Oğlum sık dişini o zaman. Sık dişini, çok yakında gidiyoruz eve.
Gerçi dişini de sıkamaz ki. Daha dişi çıkmadı bunun. Yok yok, çıkarıyor babası da, diş çıkarıyor. Of ya, vallahi terapist annemler derken varlık içinde yokluk çekiyoruz resmen. Merak etme. Her şey eskisi gibi olacak. Ay aman, eskisi gibi olacak derken? Yani eskisinden daha güzel olacak. Ben senden bir dakika bile ayrı kalmak istemiyorum Lala. Ben de. Benim bir şirkete gitmem lazım. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Tamam. Zaten Mahmure Hanım gelince ben Emir'i teslim edeceğim ona. Sonra kızların yanına çiçekçiye gideceğim. Onur, sen bir Emir'le ilgilensene. Ben bir üstümü değiştirip geleyim. Tamam canım. Aslan oğlum benim. Sen nasıl bir şeysin ya? Hı? Sen nasıl bir şeysin? Nasıl tatlısın? Sen beni de anneni de ne kadar mutlu ediyorsun biliyor musun oğlum? Hı? Sayende çok güzel bir aile olduk biz. Annenle birbirimize daha çok bağlandık. Daha mutluyuz artık. Seni çok seviyorum koçum benim. Ne yaptın sen şimdi? Tertemizsin dedim diye mi bana bu zulüm? Ha? İroni mi yaptın sen bana? Altını mı pislettin? Dur bakalım şimdi şurada uslucu otur. Anneyi bir çağıralım tamam mı koçum? Hadi otur bakalım. Hoppa! Ne? Ben mi yapayım? Tamam. Sonuçta ben de babayım. Neredeydi bu bez? Ver bakalım. Bir tane alalım şimdi. Şöyle koyalım. Şimdi altındakini bir çıkarmamız lazım ama. Yanlarından yırtarak çıkarılır. Bu kadar mı? Ben de bir şey sandım ya. Dur bakayım. Dur hemen hallediyoruz. Hemen hallediyoruz. Ha, tamam işte bu. Tamam. İşte bu. Hop bitti. Basitmiş bu ya. Bayağı külot gibi giydirdim ben bunu. İşlem tamam. Gel bakalım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi anneye gidiyoruz tamam mı? Babanın başarısını anneye anlatıyorsun. Babam öyle bir çabuk giydirdi ki. Öyle rahat ettim ki diyorsun tamam mı? Havamızı da atıyoruz anneye. Ya baksana resmen poz vermiş ya. Verecek tabii. Aynı annesi gibi fotojenik benim oğlum. Babası gibi de yakışıklı. Yalnız aşkım böyle olmuyor ya ayrı ayrı evlerde. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum yani. Evet ya, bitse de gitsek. Neyse, bugün çeyiz alışverişine çıkıyorlar Allah'tan. Biz de ucuz kurtulduk yani. Aman tahtaya vuralım. Aşkım ne yapalım, çıkalım mı biz de? Tamam, alayım ben Emir'i. Yukarı çıkarayım, Mahmure Hanım gelecek zaten. Tamam. Çünkü ben bugünün programını yaptım, seni bekliyorum yani. Aa, neymiş? İşte yaptım bir şeyler ya. Söylesene. Söylemem. Ya oğlum çok kötüsün. Sen de çok tatlısın. Ne diyor? Hadi bir çıkalım. Biraz. Anneciğim. Anneciğim. Oh ne güzel, mis gibi temiz hava. Vallahi rüzgar yüzüme vurdukça içim açılıyor. O zaman içim biraz da benim rüzgarımla açılsın. Onur görürsün sen.
Lale. Efendim? Burada duralım mı? Olur. Burada mı? Evet, evet. Lale. Vallahi geliyor evlilik teklifi. Onur. Seni çok seviyorum. İyisi bu. Yani biz özel bir gün geçiriyoruz baş başa. Çok güzel bir manzaramız var. Ben de sana seni sevdiğimi söylemek istedim. Bu muydu yani? Aa şey, bisiklete falan gezdik ya. Yoruldun, sana bir şey oldu. O yüzden oturalım dedin sandım. O yüzden bu muydu yani dedim. Manzara çok güzelmiş ama. E ben de yani. Ahan da anacık sabahtan arızaya bağlamış. Betül. Hala mı yürüyorsun? Ay sabahtan beri 5000 kilometre yaptın evin içerisinde yani. Yaparım. Yaparım Şadi. O kilometreleri ben yapmayacağım da kim yapacak zaten bu evin içinde Şadi? Tamam. Anladım. Tamam. Oo çok anladım. Tamam. İstiyorsan eski nişanlın gelsin dolaşsın bu evin içinde. Ha? Daha tatlı olabilir değil mi bana nazara yani? Kalpten istediğin bu değil mi Şadi? Eski nişanlın mı? Allah Allah. Şimdi nereden çıkardın acaba bunu Betül? Bilmiyorum Şadi. Onu sen benden çok daha iyi bilirsin artık. Allah Allah. Türlü türlü garip garip tuhaf tuhaf hareketler. Dün gece de gecenin bir yarısı uyandı böyle. Şadi sen beni hala seviyor musun? Şadi sen benimle evlendiğine pişman mısın değil misin söyle falan. Nereden çıktı şimdi bunlar? Ha? Tamam yeter. Ben yine yeteri kadar gerginlik aldım. Şimdi ruhumu müzikle ferahlatmaya devam ediyorum. Bay bay. Dön. Bay bay. Dön. Of bilinçaltı aşureye dönmüş kadıncağızın. Anacık ne oldun kız? Rüya gördüm oğlucuğum. Rüyasını gördüm. Bizi bekleyen felaketi naklen ve full HD gördüm oğlum. Ay gündüz niyetine hayırdır inşallah. Neresi hayır sersem? Neresi hayır? Bana bak bu Lale ile Onur'u ayıramazsak ben bohçacı, sen bahçıvan, Filiz de aşçı. Kürklerden paralar saçılıyor oğlum. Konkenlerde yüz binler çarçur. Biz dış kapının mandalı. Şadi balayında sefada, Yıldız faul, Betül out. Şirkette nanay. Aman Allah'ım, millet terapiste gider kafayı düzeltir. Anacık kafayı yaktı. Anam, kendine gel. Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler bunlar ama. Kızım, delireceksen de az delir, gözün sever. Günaydın. Aa, günaydın anneciğim, hoş geldiniz. Kim saydı? Aa, anneciğim bugün tam 13 dakika geç geldiniz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Aa, yok, gayet iyiyim. Gece biraz böyle uyuyamadım, uykum kaçtı. Geç uyudum. Ay, söylediği lafa bak. Anneciğim niye haber vermiyorsunuz bana? Ben gelirdim sizin yanınıza. Size masallar okurdum. Güzel güzel uyutturdum sizi. Ay ilahi Betül. Vallahi çok alemsin kızım. Çok alemsin. Alem değilim anneciğim. Mağdurum aslında. Ne mağduru kızım? Ay çok özür dilerim. Pardon izninizle. Anneciğim pardon. Günaydın anne. Günaydın. Alo, Şerife. Gir manşeti bekliyorum. Betül Hanım, Yıldız Hanım çiçekçiye gidiyor. Songül Hanım'ı alacak, oradan çeyiz alışverişine gidecekler. Ne? Bensiz öyle mi? Avuçlarını yalarlar. Geliyorum ben tatlım. Efendim, hoş geldiniz.
Sandalyem olmadan olmaz. Kızım, o bizim arada terapist. Yaslanacağım. Bir terapistin hikayelerini anlatacağım size. Her şey uyum uyum. Yani kızım, bir terapistin birçok ünlü hastası olabilir, doğru mu? Bende de çok fazla oldu. Onların dünyasından benim dünyamla birleştirerek bir terapist stand-up'ı sizlere çıkardım. Şimdi diyorsunuz ki terapisten stand-upçı olur mu? Niye olmasın efendim? Bu zamana kadar hep siz anlattınız, ben dinledim. Biraz da ben anlatayım. Olur mu? İster misiniz? Vallahi ikisinde de parayı biz veriyoruz. Kıyak iş. Erol Bey, daha ucuz olsun diye mi 10 dakika geç geldiniz? Güzel. İza. İza saygımız sonsuz. Hocam şimdi benim hanımın şeyi olduğu için... Ne olduğu için? Benim kendi makyaj problemim olduğu için biz biraz sarktık. Gelemedik. Fakat tiyatroya geldik. Kimle geldik? Hanımımla geldik. Ben hanımını tiyatroya getiren bir bireyim. Yalnız olanlar düşünsün. Özele girmeyeyim. Oo, laf çarpmalar falan. Ya estağfurullah. Bakacağız. Oyun uzun. Süremiz var. Değil mi? Efendim beni nasıl bilirdiniz? Şey, bilirsiniz yani. Ne olarak bilirsiniz? Kim olarak bilirsiniz bilmiyorum ama benim... Bir yan sanayi durumum var biliyorsunuz ben. Ünlülerin yan sanayisi olarak sektörde hizmet veriyorum. Şansal abiyle Erman Hoca biliyorsunuz yıllar önce beraber program yapıyorlardı. Ne güzel değil mi onların anlatımları, birbirleriyle mesela şakalaşmaları. Varılmayan goller, atılmayan penaltılar, silkelenmeyen halılar falan dese arada değil mi? Silinmeyen silecekler falan. Erman Hoca da arada imzayı da atıyorlar falan. Çok iyi ikiliydi onlar. Sevenleri ayırmamak lazım. Dostlar. Değil mi? Çok önemli bir şey. Sevgili hocam ne diyorsun? Sevenleri ayırmalı mı, ayırmamalı mı? Sevgili Şansal, bunu bir şiirle özetlemek istiyorum arkadaş. Altı pasa girer önce düşer yavaş yavaş. Bir bakarsın hakem yememiş. Yanmışsın arkadaş. Durduramaz kart görmeni ne fıs fıs ne bandaj. Yok öyle uydurma penaltı. Doğrudur arkadaş. Sevgili hocam teşekkür ediyoruz. Bir başka pozisyon daha var. Hemen o pozisyonu canlı canlı sahneye davet etmek istiyoruz. Çok sevgili bir arkadaşımız. Çok seviyoruz. Hayırlı bir iş için geliyor. Onu bu cesaretinden dolayı gerçekten kutluyoruz ve alkışlıyoruz. Sahneye çağırıyoruz hocam. Onur? Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Ateşler içinde uyanarak... ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni. Denizi uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldanan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Aşkım, yeniden nefes alabilmem için benimle evlenir misin? Evet.
sahneye çıktığın anı hiç unutamayacağım. Ben de sahneye çıkmadan önceki anı unutamayacağım. Bir sürü konuşma yapmışımdır bugüne kadar topluluk önünde. Daha bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum yani. Ya son zamanlarda yaşadıklarımız zaten tam bir oyuna dönmüştü. Bu teklif çok oldu. Yalnız ben sorduğum soru yüzünden heyecanlandım Lale. Sahneye çıktığım için değil. Cevabını bildiğin halde mi? Yarın büyük gün. Evet, yarın büyük gün. Birbirimize kavuşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.